Değerli komisyon başkanlarımız, Kamu Denetçiliği Kurumumuzun Sayın Başkanı, Türkiye Satranç Federasyonu'nun kıymetli başkanı ve değerli üyeleri, satranç turnuvasına katılan kıymetli çocuklarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yılında Kamu Denetçiliği Kurumu ile Satranç Federasyonu'nun birlikte düzenlediği 23 Nisan Çevrim İçi Ombudsmanlık Satranç Turnuvası'nın ödül töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle satrançla çocukları ve gençleri buluşturarak bu güzel, anlamlı etkinliğe imza atan ve gelenekselleşmesi arzusuyla hareket eden Kamu Baş Denetçisi Sayın Şeref Malkoç'a ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Tulay'a ve emeği geçen herkese, çocuklarımız ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bundan sonraki 23 Nisan'larda bu anlamlı etkinliğin devam etmesini canı gönülden diliyorum. Değerli genç kardeşlerim, bu buluşma vesilesiyle sizleri haklarınızı öğrenmek bakımından faydanıza olan Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında da birkaç cümle ben söylemek istiyorum. Kamu denetçiliği, devletle vatandaşlarımız arasında hakemlik, arabuluculuk yaparak bir barış köprüsü tesis etme amacıyla ihdas edilmiş anayasal bir kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu, gençlerimiz arasında hak arama kültürünün yaygınlaşması için her yaştaki çocuklarımızın velisinin izni aranmadan müracaat edebildiği bir kurumdur. Bu bakımdan sizler için büyük bir öneme sahiptir. Hakkaniyeti, adaleti, insan haklarını öğretmek ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yakından tanımanız gereken bir kurumumuzdur. Sevgili gençler, çocuklar, satranç masa oyunları arasında tarih boyunca icat edilen en başarılı ve en stratejik oyundur. Böyle bir oyunda başarılı olmak, düşünme gücü yüksek bir kişi olmayı gerektirmektedir. Turnuvaya katılan her çocuğumuzun, gencimizin de düşünme gücünün yüksek bir seviyede olduğuna eminim. Satranç, Hindistan'da ortaya çıkmış, Çin'de, Orta Asya'da, Mezopotamya'da, Anadolu'da oynandığı, yapılan araştırmalarda tespit edilmiş bir zeka ve strateji oyunudur. Anadolu'ya İran üzerinden gelen, Avrupa'ya Endülüs Emevileriyle ulaşan satranç, 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da kraliyet oyunu olarak tanımlanmıştır. Oyunun kuralları zaman içinde değişiklik gösterse de, bugünkü kurallar 19. yüzyılda yerleşmiştir. Dünyada ilk satranç turnuvaları da 1850'li yıllardan itibaren düzenlenmeye başlamıştır. Satranç oyununun Hintli bir bilge tarafından icat olunduğu söylenir. Bilge oyunu icat edip hükümdarına takdim ederken askersiz, vezirsiz, siz bir hiçsiniz mesajı vermek istemiştir. Oyunu beğenen hükümdar bilgeye "Dile benden ne dilersen" demiştir. Bilge de tahtadaki 64 kare doluncaya kadar her kareye bir öncekinin iki katı buğday tanesi konulsun demiş. Hükümdar bu isteği ilk başta çok sıradan bulmuş. Fakat birinci kareden itibaren koyulan buğdayların 13. karede 4096 sayısına ulaştığını görünce bilgenin zekasına hayranlığı artmıştır. Çünkü 64. kareye gelindiğinde neredeyse Hindistan'da üretilen bütün buğday miktarına karşılık gelecek bir tabloyla karşılaşmışlardır. Bu hikaye bize satrançta hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını, her bir hamlenin sonuca götüren bir anlam taşıdığını göstermektedir. Tarihi 4000 yıl geriye giden ve insanların ilgisinin sürekli arttığı bu zeka oyunu için sizin tabirinizle popülerliğini hiç kaybetmeyen yegane oyundur desek yanlış olmaz. Hatta bugün milyonlarca kişi tarafından cep telefonlarına indirildiğini ve en beğenilen oyunlardan biri olduğunu biliyoruz. Peki satranca 4000 yıldır sürekli artan bu ilginin sebebi ne olabilir? Satranca gönül vermiş hemen herkes Stefan Zweig'ın Satranç isimli eserini okumuştur. Okumayanlarınız varsa onlara da okumalarını tavsiye ederim. Ünlü yazar satranca olan ilginin sürekli artmasının cevabını kanaatimce bu kitabında vermektedir. Bu muhteşem kitapta kralların oyunu satranç için şu satırları kaleme alır. İnsanoğlunun düşünüp bulduğu oyunlar arasında rastlantının her türlü despotluğuna karşı koyan ve zafer kupalarını yalnızca akla
ya da daha çok manevi yeteneğin belirli bir biçimine veren tek oyun. Ama satranca oyun demekle haksız bir kısıtlama yapmış olmuyor mu insan? Satranç aynı zamanda bir ilim, bir sanat değil midir? Ünlü yazarın bu cümlesinden bir çıkarsama yapacak olursak, satranç, insan hayatının ve zekasının bir nevi tahta üzerine yansımasıdır diyebiliriz. Hayatın sonsuz algoritmik ihtimaller içermesi, sahip olduğumuz yetenekler ve aklımızla bu ihtimaller arasından yaptığımız tercihlere göre iyi veya kötü sonuçlarla karşılaşmamız gibi satrançta da neredeyse sonsuz algoritmik hamleler bulunmaktadır. Aklınızı ve yeteneklerinizi kullanarak yaptığınız cüz'i hamleler oyunun külli sonuçlarını ve kaderini değiştirmektedir. Meşhur hikayedir, Hint imparatoru bir satranç takımını yanında bir mektupla birlikte hediye olarak Pers imparatoruna göndermiş. Mektubunda oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmamış. Pers imparatoruna sadece kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha çok ileriyi görüyorsa o kazanır, işte hayat budur diye bir not yazmış. Herhalde satranca olan ilginin hala sürekli artmasının ardında, satrançla hayat arasında kurulan bu sıkı ilişkinin önemli payı olsa gerektir. Hepimizin ustası olduğu satrançta her oyuncunun bir şah, bir vezir, iki fil, iki at, iki kale ve sekiz piyonu vardır. Oyunun esas amacı şahı ele geçirmektir. Cephe savaşı yapan iki ordunun karşılaşmasında da tarafların hedefi birbirlerinin şahını ele geçirmektir. Şahı kaybeden oyunu kaybeder. O yüzden her hamlenin dikkatli yapılması gerekmektedir. Dış politikada, siyasette, savaşta yapılan bir hatanın telafisi zor, bazen de imkansız olur. O yüzden atılan bütün adımlar, bütün hamleler, bir sonraki adım ve adımlar düşünülerek yapılmalıdır. Sözün ağızdan çıkması, merminin namluyu terk etmesi gibi satrançta da yaptığınız hamleyi geri alamazsınız. Bizim kültürümüzde de satranca büyük önem atfedilmiş. Hatta öyle ki divan edebiyatımızda satranç bir nazım biçimi olmuş ve terimleriyle şiirlerimizde hüner gösterme aracı olarak kullanılmıştır. Divan edebiyatımızda satranç terimleri genellikle aşık ve maşuk arasındaki ilişkiler, tasavvufla ilgili unsurlar, insanın ruh halleri ve ölümle ilgili durumlar anlatılırken kullanılır. Divan şiirimizde şah taşı sevgiliye, aşığın gönlü ise değersiz olması sebebiyle piyona benzetilir. Şairlerin en çok dile getirdiği, arzu ettiği taş at iken, düşmana benzetilen, olumsuz benzetmelerle anılan taş ise fildir. Satrancın oynandığı tahta yahut bez genellikle dünyaya benzetilir. Kısacası satranç her unsuruyla hayatımıza teşbih edilir. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında cereyan ettiği rivayet edilen, doğruluğu tartışmalı olsa da bir hikayede, onların arasındaki satranç oyunu ve Yavuz Sultan Selim Han'ın oyunu kazandıktan sonra Şah İsmail'e söylediği dizeler satranç nazım biçimiyle yazılmıştır adeta. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ol agyar olur. Sadıkane belki ol bu alemde bir dildar olur. Yar olur, agyar olur, dildar olur, serdar olur. Çapraz olarak da bu okunduğu zaman bu kıta aynı ifadeler, mısralar ortaya çıkıyor. Satranç bilene, sevene sadece bir oyundan ibaret değildir. Edebiyattır, stratejidir, sanattır, rekabettir, velhasıl bizatihi hayatın kendisidir. Kıymetli misafirler, satranca özellikle gençlerin, sizlerin ilgisinin her geçen gün artması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Sizlerin satrançta olduğu gibi maddi ve manevi değerlerimizi korumak için aklınızı, öngörünüzü kullanacağınıza, sabırla ve sebatla çalışacağınıza inancım tamdır. İlk gençlik yıllarımızda en uzun dünya satranç şampiyonluğu maçı 1984-85 yılında oynanan Karpov-Kasparov karşılaşmasıydı. 48 oyun oynanmıştı. 159 gün sürmüştü ve insanlar bu maça adeta kilitlenmişlerdi. Artık günümüzde yapay zeka ile yapılan maçlara yahut sizlerin katıldığı gibi çevrim içi turnuvalara da tanıklık ediyoruz. Düzenlenen bu turnuvanın da satrancın daha da çok yaygınlaşması ve ilginin artmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum. Turnuvaya katılan
gençlerimizi, çocuklarımızın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Turnuvada dereceye giren çocuklarımızın, gençlerimizin sevinçlerini, gururlarını paylaşıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı böyle güzel bir turnuvayla taşlandıran Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum.